Yukarıdakilerden hangisi doğrudan ölçmeye örnek olarak verilebilir demiş. 1. Dinamometrenin ucuna asılan cismin kütlesini bulmak. Arkadaşlar dinamometrede cismin ağırlığını ölçüyoruz. Kütlesini bulabilmek için G eşittir mg formülünü kullanmamız gerekiyor. Mg formülünde G'yi bilmeden M'yi bulamıyoruz. Dolayısıyla işlem yapmamız gerekiyor. Bu durumda bu doğrudan ölçüm olmuyor. 2. İçinde bir miktar su bulunan dereceli silindirin içine geometrik yapıda olmayan cisim bırakıp cismin hacmini bulmak. Burada suyun hacmindeki değişime bakarak dolaylı bir şekilde cismin hacmini ölçmüş oluyoruz. Dolayısıyla doğrudan değil. 3. Kronometre kullanarak bir aletin koşu parkurunu ne kadar sürede tamamladığını bulmak. Burada koşucunun burada ne kadar sürede tamamladığını direkt onun ölçme aletiyle buluyoruz. Dolayısıyla bu doğrudan bir ölçmedir. Öyleyse cevabımız bu durumda C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangisi doğrudan ölçmeye örnek olarak verilebilir demiş. 1. Dinamometrenin ucuna asılan cismin kütlesini bulmak. Arkadaşlar dinamometrede cismin ağırlığını ölçüyoruz. Kütlesini bulabilmek için G eşittir mg formülünü kullanmamız gerekiyor. Mg formülünde G'yi bilmeden M'yi bulamıyoruz. Dolayısıyla işlem yapmamız gerekiyor. Bu durumda bu doğrudan ölçüm olmuyor. 2. İçinde bir miktar su bulunan dereceli silindirin içine geometrik yapıda olmayan cisim bırakıp cismin hacmini bulmak. Burada suyun hacmindeki değişime bakarak dolaylı bir şekilde cismin hacmini ölçmüş oluyoruz. Dolayısıyla doğrudan değil. 3. Kronometre kullanarak bir aletin koşu parkurunu ne kadar sürede tamamladığını bulmak. Burada koşucunun burada ne kadar sürede tamamladığını direkt onun ölçme aletiyle buluyoruz. Dolayısıyla bu doğrudan bir ölçmedir. Öyleyse cevabımız bu durumda C seçeneğidir.